haftanın gündeminde yine sizlerle birlikteyiz sevgili 61 medya izleyicileri. 1.850.000 TL fazla durak parası nereye gitti? Soru bu. Şimdi bu çerçevede bir yorumumuz olacak. Büyükşehir Belediyesi pazarlık usulüyle ve doğrudan satın alma yöntemiyle ihale yapmaya devam ediyor. İhaleler açık olmayınca yapılan ihalelerde 1 liralık mala 5 lira ödeniyor. Kamunun malı, yetimin hakkı, fakir fukaranın parası ve bizim paralarımız hakikaten nereye gitti bilinmiyor. Şimdi en son örneğini ve üstelik İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Berin Erkuloğlu'ndan öğreniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu 8 durak yaptırmış. 8 durağa 2.736.000 lira para ödemiş. Berin Hanım bu rakamdan rahatsız olmuş. Çıkmış piyasadan fiyat toplamış. Duraklar 100-110.000 TL arasında yapılabiliyor. Yani 8 durak toplam 880.000 TL ediyor. Geride 1.850.000 TL daha var. Berin Hanım da biz de Trabzon kamuoyu adına aynı soruyu soruyoruz. Sayın Başkan, 1.850.000 lira nereye gitti? Başkan Murat Zorluoğlu'na bunu ilk kez sormuyoruz. Daha önce de sıraladığımız gibi ve hafızalarda kazınması için birazdan sıralayacağımız bunun gibi pek çok sorumuz var. Yani aslında biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. İşimizi yaparken Başkan Murat Zorluoğlu'nun bu paraları hangi firmaya ödediğini de merak ettik ve araştırdık. Yaptığımız araştırmada ilginç bağlantılara ulaştık. Büyükşehir Belediye Başkanı Nova isimli bir firmayla çalışıyor. Bu firma öyle mahir ki her işi yapıyor. Anladınız sanırım. Zorluoğlu durakları da bu firmaya yaptırıyor. Dergiyi de bu firma üzerinden veriyor. Diğer işleri de buna yaptırıyor. 8 adet spor temalı durak için sözleşme imzalamışlar. Ve sözleşme imzalandığında biz yine bu ihaleye gönderme yapmıştık. İsraf boyutuna dikkat çekerek. Şimdi ise olayın israftan öte bir boyutu daha olduğunu gözlemliyoruz. Bu arada belediye meclis üyesi Berin Hanım'a Trabzon'un parasını korumak ve kollamak adına gösterdiği hassasiyetten ötürü de teşekkür ediyoruz. Toplam bedeli 880.000 TL olduğunu belirttiği 8 durağa 2.736.000 TL ödemiş olmasını ifşa etmesinden ötürü de kutluyoruz. Şimdi tekrar Nova firmasına dönelim. Nova firması Ankara'da bir firma. Büyükşehir Belediyesi içinde muazzam ağları var. Bu kadar işi kotarabildiğine göre böyle ağlar olması da aslında normal. Şöyle tabloya bir bakınca bu firma daha önce de Büyükşehir'den doğrudan temin yöntemiyle defalarca işler yaptığını görüyoruz. Bazen kendi adına, bazen de paravan kişiler üzerinden yapmış. Şimdi bu örneklerden bazıları. Kızlar Manastırı'na bir film yapmış. 314.000 lira. Belediye icraatlarını tanıtan başka bir film yapmış. 319.000 TL. Şehir Müzesi'nde bir heykel çalışması yaptırmış. 395.000 TL. Bunlar dışında paravan şirket kullanarak yaptırdığı iddia edilen işler de var. 395.000 TL'ye turizm işleri ve yine 395.000 TL'ye sanal gerçeklik eğitim işleri gibi işler. Bitmedi. T dergi basım hazırlama işleri de paravan isim üzerinden yine bu firmaya verilmiş. Bildiğiniz gibi 3.000-5.000 liralık bir dergiyi 45.000 liraya hazırlattılar. Bir kitabın baskısı 300.000 lira. Şirketlerden ve özellikle Kent AŞ'den aktarılan paraları kimse bilmiyor. Az önce açıkladıklarımızın tamamı Büyükşehir'den verilen paralar. Tabii bir de şirketlerden ödenenler var. Onlar gizli, kimse bilmiyor. Nova şirketine buradan gerçekten ne kadar para aktarıldı ve ne kadar para aktarıldığı da ne yazık ki sır gibi gizleniyor. Kısaca anlatmak gerekirse Trabzon Büyükşehir'in kültür dairesi bütçesi adeta Nova firmasına tahsis edilmiş gibi. Büyükşehir Belediyesi içinde firma yetkilisi iki kişiyle çok samimi. Biri Genel Sekreter Ahmet Adanur, diğeri danışman Emre Gülsever. Hal böyle olunca da yapılan işlerin olurluğunu ya da kalitesini kimse sorgulayamıyor. Bütün bunlardan daha önemlisi belediyede doğrudan temin yöntemiyle bu kadar iş alan bir firmanın
işi doğru yapıp yapmadığını kontrol edecek insanlarla bu kadar samimi olması da ayrı soru işaretleri gerektiriyor. Başkan Murat Zorluoğlu'nun belli ki bu boyut itibariyle hiçbir rahatsızlığı yok. O zaman son olarak şu soruları sorup konuyu şimdilik noktalayalım. Sayın Zorluoğlu, Nova firması ile danışmanınız arasındaki çok yakın ilişkiden haberdar olarak mı bu firmaya bu kadar iş veriyorsunuz? Ve üstelik pazarlık usulüyle. Daha önceki pazarlık usulü alımlarla ilgili sorularımıza verecek cevabınız olmadığı için cevap vermediniz. Şimdi de Sayın Erkuloğlu'nun ifade ettiği gibi 8 durak için ödemeniz gereken ve maksimum ücretin üzerindeki 1 milyon 850 bin TL gibi bir rakamı hangi kritere göre ödediniz? Bu para gerçekten kimin cebine gitti? Belediye meclis üyesi İYİ Partili Berin Hanım'a da cevap vermeyecek misiniz? Belediye meclis üyesi Berin Erkuloğlu, Büyükşehir'deki ihalelerin ihale gerçeğini ifşa ettikten sonra her şeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum dedi. Her şeyi toplumun vicdanına bırakarak vicdanları kanar hale getirdik. Hakikaten dayanacak halk kalmadı.